Peki devam edelim. 2053 hedeflerine hazır oldun Bak sonra da şey demeyin yani. 10 yıl sonra Cüneyt demişti dersiniz. Ben demiştim abi siz diyeceksiniz ama iki dönemden fazla yapamıyor. Üçüncü dönemdeyiz. Onun düzeni şey olur merak etmeyin. Memurlara zam oranında uz uzlaşılamadı. Karar kamu görevleri hakem kuruluna kaldı. Şimdi burada da tuhaf bir şey var. 6 milyon memur aileleriyle çarp, 4 ile çarp, 25 milyon. 6 kere 4 25 bildiğiniz gibi. Ya vardır birkaçında ve 3 çocuğu vardır yani. 25 milyon kişi bekliyor. Ne olacak diye. Tuhaf pazarlıklar var. Bir toplanıyorlar, toplanamıyorlar. Sonra bir daha gidiyor, geliyor. Biliyoruz ki bu toplantıların hepsi hikaye. Niye? En sonunda Erdoğan karar verecek. <laughs> yani öyle. <laughs> Her şeyde o karar veriyor abi. Gaziantep hayvanat bahçesinde aslanları kim karar veriyor? Erdoğan karar veriyor. Örövizyona katılacak mıyız, katılmayacak mıyız? Kim karar veriyor? Erdoğan karar veriyor. Zaten öyle bir sistem var ki, geçen gün birisi söylemişti. Ya Erdoğan'ın bir gecede 18 bin tane imza atması gerekiyormuş. Tek adama geldiği için her şey. Esra Erol'da mesela kız, damat adayı var. Kim karar veriyor? Öyle şeyler de var ya. Magazin programını kim sunacak? Kim karar veriyor? Erdoğan karar veriyor. Ben öyle, öyle görüyorum bazı magazin program sunucularına baktığım zaman. Herhalde yani bu, bu kadar siyaseti içindeler ki yani. Ha diyorum tamam yani. O yüzden şimdi... E şu anda böyle bir şey var. Oyun oynanıyor. Hani böyle bir şey gibi. Ya evet ya hakem kurulu karar verecekmiş. Sendikayla bilmem ne bir araya gelmiş. Geçiniz kardeşim. Külleye soracaklar ne kadar yapalım. Erdoğan da olacak. Mehmet Şimşek e diyecek ki. Mehmet Bey ne yapalım. Mehmet Şimşek de diyecek ki. <laughs> orası bilmiyorum ne diyecek ama. Büyük bir uçurum olduğu da e, şu anda hep beraber karşımızda. Şimdi tabii biz demokrasi oyunu şöyle oynayabiliriz. Abi yüksek hakem kurulup bağımsız bir kurum ya. Ben de eminim. Binali Yıldırım habere çıkmış. Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak demiş. 2500'den 7500'e kadar çıkarmış olsak da yetmiyor diyor. 11.400 lira oldu diyor asgari ücret burada da en düşük emekli maaşı olan vatandaşlarımız zayıf kaldı yakında ne demiş ee, yakın bir zamanda artacak peki bunu neye göre söylemiş bilmiyoruz Binali Yıldırım ne iş yapıyor şu anda bence hiçbir şey yapmıyor yapıyorlar mı bilmiyorum Binali Yıldırım'ın işi ne son sürekli yayınlarda görüyorum seçim öncesi de çıkıyordu Emekli başbakan. <laughs> emekli <Beyniz> meclis başkanı. <laughs> emekli. Vallahi şu süreçte bir tek Binali Yıldırım emekli oldu ya. <laughs> Herkes ya milletvekili oldu, ya bakan oldu, ya danışman oldu. Bir emekli Binali Yıldırım oldu ya. <laughs> Daha da kötüsü Erzincan da gitti elinden. Ha genel başkan vekili. Emekli değil diyor. Tamam peki özür dilerim. Neyse iyi bir koltuk almış yani. Niye genel başkan vekili? Erdoğan gittiğinde o kalıyor yani. Yani biraz Meri Yıldırım AK Parti'nin jokeri gibi farkında mısınız? Meclis başkanı arıyoruz. Kimi yapalım? Kimi yapalım? Binali Bey. Gel Binali Bey. <laughs> İstanbul Büyükşehir e belediye başkanı adayı var. Kim var abi? Kim var? Binali Bey. Gel Binali Bey. Ya başbakana ihtiyacımız var. Kim olsun? Kim olsun? Gel Binali Bey. Ya bir medya kursak. Medyayı kursak. Kim organize edecek bunu? Kim eder? Gel Binali Bey. <laughs> Ulaştırma Bakanı lazım ki. Gel Binali Bey. <laughs> Sürekli bir Binali Bey şeyi AK Parti'nin jokeri yani gerçekten. Bir dönem Bülent tanıştı bu. Onun devri bitti şu anda. Ya tamam Abdullah Gül meselesine hiç sokmayayım beni yeniden şimdi. Kızıyor sonra, üzülüyor orada. Bankacılık sektörü KKM'den kurtulmaya çalışıyor. Ama kurtulmak da kolay değil. Mobil cihazlardan silmişler. Mobile giriyorsun, KKM seçeneği yok. Şimdi dün dediler yani hani, günün bombası Muşlu'dan geldi. Dün İş Bankası Genel Müdürü ne dedi, duydun mu dedi ya boşlu cümlüyorum. Yemek yiyoruz, boğaza bakıyoruz. Kültür sanat devrimi hakkında konuşuyoruz. Kavgalardan baş İKSV dedikodusu yapıyoruz. İşte Bülent Bey ne demiş? Efendim Ömer Koç ona ne cevap vermiş? Bunları konuşuyoruz. Şimdi nereden çıktı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aram'ın dediği? Ya dedi çok önemli bir şey dedi. Gerçekten de önemli bir şey demiş. Çünkü biliyorsunuz Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Gayar'ın dedi ki bankalara biz faizi arttıramıyoruz yukarıdaki izin vermiyor, bozuluyor. E o zaman siz bunu halledeceksiniz. KKM'den vazgeçireceksiniz. Nasıl vazgeçireceksiniz? Orası size kalmış. İşte bir daha az kazanacaksınız. Daha çok faiz vereceksiniz. İş Bankası Genel Müdürü de çıkmış. Alınan son kararlara rağmen kur korumalı mevduat ürünü bugün için hala en cazip üründür demiş. Bak şimdi. Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da yabancı para mevduatta kalacağım diyenlerin hala ciddi bir birikim var. Hala mevduatın yüzde 43'ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz demiş. Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM'ye geçenlere vadeli TL hesabına geç diye bir et telkinimiz olmayacak. Hedefler olması da önemli değil. Ekonominin çarklarını doğru işlemesi önemli. Yanlış bir şey yapmayız. Ekonomi için gerekli olan aksiyonları alırız. Bunun sonucu ceza ödemek, ödemekse bank olarak ceza ederiz ama müşterimize bunu yansıtmayız. O nedenle müşterime KKM'ye önerdiysem orada devam etmesini yine önereceğim demiş. Bloomberg HD'ye konuşmuş. Gördüğünüz gibi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran yürek yemiş. Yayına çıkmadan önce gitmişler işkembeciye. Bana demiş yürek getir. İki porsiyon getir. Getirmişler. Ver demiş. Kekik ver. Kırmızı ver, ver. Ayran da getir demiş. Açık olsun demiş. Yemiş yüreğini. Gelmiş yayına çıkmış. Yemişim de diyor. E, Merkez bankasını yemişim e, Maliye Bakanını En son böyle yürek yiyen bir BİM CEO'su vardı. Ne oldu acaba? parakendeciler Derneği'nin başındaydı değil mi? Görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. Peki İş Bankası Genel Müdür'ünün dediği yanlış mı? Değil. Doğru bir şey söylemiş yani. Sen şimdi İş bankasındaki bir müşteri ne demişsin ki? Bak KKM al. Paranı korusun. Bilmem ne yaparsın, ne yaparsın. Almış mı? Almış. Koruyor mu? Koruyor. Bunu kim çıkartmış? Kılıçdaroğlu tabii ki. <laughs> Hayır tabii ki. Erdoğan çıkartmış. Ama eski Erdoğan. Biliyorsunuz her dönem hani bazı şeyler var ya mesela telefonu alıyorsun. Upgrade geliyor değil mi sana mesela? Diyor ki yeni sürümü yükle. Yeni sürümü yüklüyorsun sen işte. Hmm, iPhone 14'ün 6. sürüme geliyor. Her 6 ayda bir şey giriyor. Erdoğan da öyle yani. Yeni Erdoğan. Şimdi 6 aylık Erdoğan unut onu. 180 derece farklı ekonomide bir Erdoğan var şu an. Mesela 2 yıl önce dış politikadaki Erdoğan unut gitsin o bitti. O eski şeydi versiyon. Şimdi yeni versiyon upgrade oldu. Yeni versiyon var. Yeni versiyon Erdoğan karşı karşıyayız. O Erdoğan da diyor ki hay bu KKB'yi çıkartın. <laughs> <laughs> Öyle demiyor da bu KKB'ye gerek yok diyor şimdi. Gerek yok diyen kim? Mehmet Şimşek diyor. Ben de Mehmet Şimşek'in arkasındayım diyor. E şimdi İş Bankası genel müdür de diyor ki ya ben ne diyeceğim adama yani? Enflasyon var mı? Var. E sen şimdi diyorsun ki KKM'den çık yani dolara göre endekslemekten çık e ben sana faiz vereceğim. Kaç vereceksin? Yüzde otuz vereceğim. Enflasyon kaç? işte yüzde altmış. Ondan bahsetmiyorum ki. bahsetmiyorum. Geç Tayyip. Gerçek enflasyon kaç? Yüzde yüz beş. Yüzde seksen. yüzde otuz. bana şey veriyorsun. Ben manyak mıyım bu parayı burada koyayım yani? Giderim ikinci el araba alırım. <laughs> <Değil mi> yani <laughs> giderim bir tok alırım yani en azından çıktıysa. O yüzden Bağcı'yı dövmeyelim. Yani İş Bankası genel şu anda Bağcı durumunda. Hakan Aran. Yürek yedi derken espri yapıyorum. Doğru bir şey yapıyor doğru bir yönde gidiyor yani. Kandırmıyor Moody'sini. Sen gidiyorsun orada şimdi mecburen orada müşteri temsilcisi seni bekliyor. Gel bakalım. Gel. Oturuyorsun karşısına. Şimdi senin KKM'de para var ya e, onu oradan alıyoruz. Niye abi alıyoruz? Alıyoruz. Dolar mı alıyoruz? Yok dolar da alıyoruz. Yüzde yüz beş, yüzde yüz on faiz veriyoruz. Onu da vermiyoruz. E alıyoruz bunu Türk lirasına koyuyoruz. Park ediyoruz oraya. Sana da yüzde otuz faiz veriyoruz. Ya get deyip yan bankaya, iş bankasına gitmez misin şimdi yani? Gidersin bu da o hesap yani. Ve de daha önemli bir şey yapıyor aslında Hakan Bey. Bankacılığa olan güvenin altını çiziyor. Diyor ki ya ben banka sahibi olarak müşterime sorumluyum. Sen ekonomiyi düzelt enflasyonu indir o senin sorunun. Ben müşterime benim neyim var? Tek bir şeyim var güven. Ben bu güveni vermek zorundayım. O adam bana güvenmezse yarın bir gün niye para getirsin? Getirmez tabii. Riskli hareketler bunlar yani. Dar alanda kısa paslaşmalar ama riskli hareketler.